SporX, Trabzonspor Galatasaray. Muhtemel 11. Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Medical Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Trabzonspor Galatasaray maçını Beyin Sports canlı yayınlayacak. Lige GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor Spor galibiyetleriyle başlayan Sarı Kırmızılı ekip, 3. haftada Kasımpaşa ile berabere kaldı. İlk 3 haftada 7 puan toplayan Galatasaray 4. sırada yer alıyor. Süper Lig'in ilk 3 haftasını galibiyetle kapatarak liderlik koltuğunda oturan bordo mavililer Galatasaray karşısında kazanarak zirvedeki yerini korumak istiyor. Trabzonspor Galatasaray'ı yenmesi halinde ligde 17 sezon sonra art arda 4 maçtan galibiyetle ayrılma başarısı gösterecek. İki takımın eksikleri. Trabzonspor'da Dieenin ve Gervinho'nun sakatlıkları bulunuyor iyileşen Dorukan Toköz, Perez, Cornelius ve Tronsen'in kadroda yer alması bekleniyor. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kaptan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Saça Boy ve Sofayan Feauli maç kadrosunda yer almayacak. Cezası süren Markao'da Trabzonspor'a karşı süre alamayacak. Muhtemel 11'ler. Trabzonspor. Uğurcan, Perez, Edgar, Hugo, Densweil, Berat, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, NVKM, Cornelius. Galatasaray. Muslera, Yedlin, Luyendama, Nelson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Cikıldao, Kerem, Dian. 132. Karşılaşma Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'de Trabzon'da yapacakları maçla 132. kez karşı karşıya gelecek iki ekip arasında Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 131 karşılaşmanın 59 59'unu Galatasaray, 43'ünü Trabzonspor kazandı. 29 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 171, Trabzonspor ise 147 kez gol sevinci yaşadı. Ligde de Galatasaray önde. Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farklı önünde bulunuyor ligde yapılan 96 karşılaşmanın 42'sini Galatasaray kazanırken, 31 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 23 müsabaka berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 124, Trabzonspor ise 110 gol attı. Geçen sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maçı konuk takım 2-0 kazandı. İkinci devre İstanbul'daki karşılaşmada ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Trabzon'daki lig maçları Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 3 farklı önünde yer alıyor. Trabzonspor, evindeki 48 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi. Sarı Kırmızılılar ise Bordo Mavilileri deplasmanda 17 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 11 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 5'i Medical Park stadında oynanan maçlardaki 59 golüne, Galatasaray'da 59 golle karşılık verdi. Farklı skorlu galibiyetler. Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Trabzonspor ise geçen sezonun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi. Bu arada 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti. Galatasaray ligde 12 maçtır yenilmiyor. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasında Hatayspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezon sonuna kadar 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Bu sezonda 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray'ın 2 sezona yayılan 12 müsabakalık yenilmezlik serisi bulunuyor. Hücumda sorun yaşamayan Galatasaray'da savunma alarm veriyor. Galatasaray, bu sezon çıktığı resmi maçların tamamında rakip fileleri havalandırırken sadece bir karşılaşmada kalesini gole kapatabildi. Sarı Kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 6, Süper Lig'de ise 3 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu karşılaşmaların tamamında en az bir kez fileleri havalandırdı. Sarı Kırmızılı ekip, söz konusu 9 müsabakanın 8'inde ise rakiplerinin gol bulmasına engel olamadı. Süper Lig'deki 3 maçta 6 gol atıp 3 gol yiyen Galatasaray, sadece bir karşılaşmada kalesini gole kapatabildi. Sarı Kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 karşılaşmada 2 gol atıp 7 gol yerken, Avrupa Ligi'ndeki 4 mücadelede 8 kez fileleri havalandırıp kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, Avrupa kupalarındaki altı mücadelenin hiçbirinde topun ağlarına gitmesini önleyemedi. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.